Diş beyazlatma uygun tekniklerle ve uygun ajanlarla hekim kontrolünde yapıldığı sürece zararlı değildir. İmplant hiç acıtmaz çünkü implanttan önce zaten ilgili bölge uyuşturulur. Günümüzde implant tedavilerinin başarı oranı %98'in üzerindedir. Vücudun implantı kabul etmeme gibi bir durum söz konusu olması çok düşük bir ihtimaldir. İmplantlar yapılırken ömürlük olarak planlanmaktadır. Ancak kişinin implantına nasıl baktığı bu durumu etkilemektedir. Dolayısıyla spesifik bir süre belirtmek doğru olmaz. Botoks yapılan yerde hacim artışı olmaz. Ancak dolgu yapılan yerde hacim artışı olabilir. Yani dudağımızın şişmesini botokstan değil, dolgudan bekleyebiliriz. Diş etlerinizin fırçalarken kanaması önemlidir. Eğer agresif fırçalamıyorsak, normal fırçalamayla diş etlerimiz kanıyorsa diş etlerimizin hasta olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla hekimimizle görüşmemiz gerekir. 20'lik dişlerin hepsinin çekilmesine gerek yok. Ağız içi muayene yapılıp ilgili tedavi planlaması yapıldıktan sonra eğer gerek varsa o zaman 20'lik dişlerimiz çekilebilir. Sigara içmeye bağlı oluşan renklenmeler düzeltilebilir ancak sigaraya bağlı oluşan diş yanıkları basit işlemlerle düzeltilemez, dolgu gibi ekstra işlemler gerekir. Diş taşı temizliği dişlerimize zarar vermez, hatta düzenli aralıklarla diş taşlarımızı temizletmemiz gerekmektedir. Eğer ağız kokumuz varsa ilk olarak ağız içi hastalıklardan şüphelenmemiz lazım. İşte çürük gibi, diş et hastalığı gibi ya da ağzımızı iyi temizlemiyor olabiliriz. Bununla ilgili olabilir. Tüm ağzımız sağlıklı bir hale geldikten sonra hala fizyolojik olmayan bir koku mevcutsa sistemik hastalıklardan şüphelenebiliriz.